Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Dün piyasalar ne kadar kırılgan olabileceklerini tekrar gösterdiler. Bu da ne oldu? ABD Hazine Bakanı Yellen'ın sıkılaştırmayla ilgili bir yorumu piyasaları bir anda negatife çevirdi. Daha sonra Yellen açıklamasını düzeltti. Yani Fed'in herhangi bir faiz artırımı yapması gerektiğini düşünmediğini diye ondan sonra bu piyasaların biraz daha bugüne toparlayarak başladığını görüyoruz. Şunu her zaman unutmamakta fayda var. Son 2 senede bütün merkez bankaları, Fed, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, diğer büyük olan İngiltere Merkez Bankası, herkes inanılmaz bir para bastı. Bunların da para arzının gayri safi milli hasıla oranlarına göre büyümesini gördüğümüzde, baktığımızda hakikaten insanlık tarihinde görülmemiş bir genişleme var. Şimdi bu kadar fazla para piyasada, bu kadar ucuz maliyette olunca her türlü finansal ve fiziki ürün için talep artıyor. İnsanlar risk almayı seviyorlar. İşte bunu kripto paralarda görüyoruz. Açıkçası geçen seneden beri birçoğu %1000'in üzerinde artmış vaziyette. Ekonomilerin açılmasıyla birlikte emtia fiyatlarına inanılmaz bir artış görüyoruz. Ama günün sonunda bunun her zaman yarattığı bir enflasyon riski var. Ve bu parti sonsuza kadar sürmeyecek. Yani bu kadar fazla para arzıyla biz hayatımıza devam etmeyeceğiz. Bir noktadan sonra burada bir parasal genişleme sona erecek. O sona tabii yavaş yavaş adım adım olacak bu. Ama o olduğunda da bazı finansal varlıkların fiyatları buna göre düzelecek. Bunlardaki en büyük riskler işte dediğim gibi benim gördüğüm kripto paralar, teknoloji şirketlerinin değerlemeleri. Onun dışında baktığımızda aslında normal eski ekonomi sektörlerinde hala kabul edilebilir değerlemelerde birçok şirket var. Biz baktığımızda birinci çeyrek karları gayet iyi gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Yani bizim takibimizde araştırma kapsamında olmayan ama yakından takip ettiğimiz bazı hisselerinde kârlarının oldukça iyi olduğunu görüyorum ben. Coca-Cola kârını açıkladı. O çok hem Türkiye'de hem de özellikle Pakistan operasyonları gayet iyi gözüküyor. Forza nitekim çok iyi kâr açıklamış. O da enteresan bir şirket. Dediğim gibi bizim borsamızda hala şirket spesifik hikayeler olmaya devam ediyor. Özellikle global olarak iş yapabilen şirketler bu tip dönemlerde daha avantajlı duruma geçiyorlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yarın Merkez Bankası kararı var. Kura baktığımızda nispeten sakin bu sabah 8.32'de dolar endeksi de 91.2'de. O da yatay olarak seyrediyor. ABD 10 yıllıkları da 1.60'ın altında. Yine yatay ve hafif pozitif olabileceğimiz bir piyasa olacağını düşünüyorum ben. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Bu akşam 3 tane şirket sonuçlarını açıklayacak. Bunlardan bir tanesi Tüpraş. Biz kurum olarak 703 milyon net zarar bekliyoruz. Konsensüs beklentisi 822 milyon net zarar. Geçen sene aynı çeyrekte 2.265 milyon zarar etmişti.
Migros'a bakacak olursak Migros gelecek. Biz kurum olarak yine 37 milyon kar bekliyoruz. Konsensus 16 milyon bekliyor. Geçen sene 136 milyon zarar gelmişti. Ayrıca Türk Telekom da bugün sonuçlarını açıklayacak. Kurum olarak biz 1.043 milyon bekliyoruz. Konsensus da yaklaşık bizim kadar 1 milyar 96 milyon civarında. Geçen sene bu dönemde 661 milyon kar etmişti. Piyasaya bakacak olursak açıkçası dün direnç noktasından geri çekilmeler hızlandı. Bugün için endeksin güne hafif pozitif başlayacağını, tepki alımıyla başlayacağını düşünüyoruz. Genel olarak küresel piyasalar iyi. ABD piyasaları, vadelileri şu an için hafif pozitif gözüküyor. Avrupa tarafında özellikle dün Almanya çok yıkılmıştı. %2'nin üzerine satış baskısı söz konusuydu. Onlarda da bir 0.70'lik bir artış söz konusu. Genel olarak pozitif bir güne başlıyoruz. Açılışın ardından 1425'lere doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. Bizim için burada kritik bölge 1430-1445 seviyesi. Yani açıkçası 1445 seviyesi kırılmadığı sürece endeks belli bandın içerisinde işlemlerini sürdürmeye devam edecek. Çok iştah yok açıkçası, risk iştahı. Yani yukarı yönlü bir hareketli hızlanma yok. Olası geri çekilmelerde özellikle 1415 seviyesini dün yazdık. Bu noktanın altında kalırsak arkadaşlar hızlı şekilde 1400 arkasından 1390'lara ve 1380'lere doğru geri çekilmeler hızlanabilir. Dikkat etmekte fayda var. Geri çekilmelerde betası daha düşük olan bir maşı biz önermeye devam ediyoruz şu an için. Bu tarafta olmakta fayda var diye düşünüyoruz. Yine Berakende tarafında Migros önemli ve Türksel bir tepki alımı gelebilir diye düşünüyoruz. Bunları söylemekte fayda var. Ayrıca döviz sepetine baktığımızda burada 9-19 seviyesi kritik arkadaşlar. Bu noktayı kırması durumunda döviz sepetinde rahatsızlanma başlayabilir. Yukarı yönlü hareketler hızlanır. Bu da piyasa üzerindeki baskıyı arttırabilir. Dikkat etmekte fayda var. Genel olarak diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.